Hanımlar dikkat! Bu yıl çok moda olacak bir makyaj trendini ekrana getireceğiz şimdi. Bakın renkli rujlar nasıl rafa kalktı, yerini siyah aldı. Bu moda akımını uygulamak cesaret ister. Makyaja dair tüm bildiklerinizi unutun. Bu tarz çok konuşulacak. Makyajın en temel kuralıdır. Ya gözlere ya dudaklara yoğunluk verilir. Ama üç ünlü isim aynı anda aynı tarzı denedi, yepyeni bir makyaj trendi ortaya çıktı. Bu sonbaharda hem gözler hem dudaklar kararacak. Önce dünyaca ünlü popstar Rihanna. Ardından Kim Kardashian'ın top model kardeşi Kendall Jenner ve Kylie Jenner siyah ruj sürdü. Tam 30 sene sonra siyah ruj yeniden moda oldu. Bunda ne var? Retro bir akım küllerinden doğmuş diyebilirsiniz ama başta da hatırlattığımız gibi makyaja dair bilinen her şey alt üst oldu. Eğer göz makyajı yoğunsa dudak, dudaklar iddialı bir rujla örtülürse göz makyajı hafif bırakılırdı eskiden. Şimdi hem gözler hem dudaklar başrolde. Siyah dudak makyajı adı verilen bu trendin temelini adından da anlaşıldığı üzere siyah ruj oluşturuyor. Ama gözler de dumanlanıyor. Koyu renk farlar, kalın eyelinerlar, dumanlı göz de bu yeni trend sayesinde siyah rujla buluşuyor. Sonuç hem çok güzel hem çok iddialı. Ama baştan söyleyelim, günlük makyaj için biraz ağır. Yani gece tercih etmekte fayda var. Erkekler beklemekten şikayet eder, kadınlar bir türlü evden çıkamamaktan. İşte 10 dakikada yapıp evden çıkabileceğiniz 3 saç modeli. Kimisi içine kapanık, kimisi ancak uykusu geldiğinde evin yolunu buluyor. Pek çok kişilik özelliğini olduğu gibi sosyal yaşamı da burçlar etkiliyor. Uzman astrolog Şenay Yengel, burçlara göre sosyal yaşam farklılıklarını Magazin 8 kameralarına anlattı. Kendilerine yakın hissettikleri, fikirlerini konuşabilecekleri insanlarla gerçekleştirirler. En sosyal burçlar hangileri? İş dünyalarına çekilerek kendi kurdukları gizemli dünyanın içerisine yer almaktan hoşlanır. Hangi burçlar içine kapanık, hangileri dış dünyaya daha açık? Magazin 8 burçların sosyal hayatını sizler için araştırdı. Dostluklarını ortaya koyarak yanlarında yer almak onların sosyallik anlayışının tanımı olarak karşımıza çıkacaktır. Çevremize şöyle bir baktığımızda bazı insanların bir gününe birçok şey sığdırabildiğini, kimilerinin ise kendi içinde tek düze bir hayat tercih ettiğini görürüz. O halde gelin 12 burcun da karakter yapısına bir bakalım. Burçların sosyal hayatı nasıldır? Uzman astrolog Şenay Yengel'den öğrenelim. Koçlar doğuştan sosyal insanlardır. Onlar yüksek enerjileriyle hem kendilerine hem çevrelerine, yardımseverlikleriyle zor günlerinde insanların yanında yer alarak yardımcı olurken, kişisel gelişimleriyle ilgili her insandan bir şey öğrenmeye çok özen gösterir. Yardımsever koçlar daima dışa açık, aktif bir burç. Boğalar da öyleymiş. Elle tutulur şeylere daha fazla önem verdiklerinden, onlar sosyalliklerini arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, kendilerine yakın hissettikleri, fikirlerini konuşabilecekleri insanlarla gerçekleştirirler. Boğalar arkadaşlarına, ailesine ve çevresine çok düşkün. Tıpkı güzel popçu Boğa Burcu Bengü gibi. Öyle ki hiç yerinde duramıyor. Şarkısı gibi kabına sığamıyor Bengü. Ne gününe geceye ne de bin vereceğe koskoca şehire sığamıyorum.
Sadece Bengü değil, İkizler Burcu da sosyal, aktif burçların başında geliyormuş. İkizler insanları ise hem arkadaşlarıyla, hem yeni tanıdıkları insanlarla, hem de sosyal ağları çok başarılı bir şekilde kullanarak hayata dair çok farklı bakış açıları kazanıp hem iş hem özel yaşamlarını bu anlamda zengin bir hale getirebilirler. Kalabalık ortamlar, eğlenceli mekanlar herkes için tercih sebebi olmayabilir. Yengeçler için de durum aynıymış. Yengeç insanları için sosyallik kendi başına zaten bireysel anlamda zor bir noktadır. Onlar arkadaşlarından, yakınlarından destek almadıkları sürece iş dünyalarına çekilerek kendi kurdukları gizemli dünyanın içerisine yer almaktan hoşlanır. Birçok konuda gösteriş ve gücü seven aslanların sosyallik anlayışı ise bir o kadar sadeymiş. Ama onlar için sosyal olmak, doğayla baş başa kalmak, yeni yerleri keşfetmek, insanların hem iyi hem zor günlerinde dostluklarını ortaya koyarak yanlarında yer almak onların sosyallik anlayışının tanımı olarak karşımıza çıkacaktır. Sade ve gözlerden uzak bir yaşam deyince Aslan Burcu'nun güzeller güzeli temsilcisi Meryem Uzerli geliyor aklımıza. Sempatik oyuncunun sık sık yurt dışına kaçıp kalabalıktan uzaklaşması bundanmış meğer. Sıradaki burcumuz Başaklar'la devam edelim. Başaklar sosyalliği dışarıda değil, içeride, iç dünyalarında ararlarmış. Nasıl mı? Sevgili Başak insanları ise ruhlarıyla yaşadıkları için duygudan yoksun sosyallik onlar için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Onlar için sosyallik insanlara yardım etmek, yaşlılarla, gençlerle, çocuklarla vakit geçirip onların yaşadıklarını anlamak ve kendilerini geliştirmekten geçeceği için onların diğer burçlara göre sosyalliğe kattığı anlam çok daha zengin olacaktır. Bir başka aktif burçsa teraziler. Onlar zengin çevreleri sayesinde birçok fırsatı yakalama şansı bulabiliyorlarmış. Sevgili terazi insanları onlar doğuştan sosyal kişiler olarak hayata adım atarlar. Her yerde tanıdıkları, dostları, ilişkileri vardır. Akreplerin sosyalliği ise sınırlayıcı. Onlar her konuda olduğu gibi sosyal konularda da bir takım çizgilerle hareket eden insanlarmış. Sevgili akrepler için sosyallik kısıtlayıcı bir durumdur. Onlar çok fazla sosyal ağlardan hoşlanmayan, kendi ilgi duydukları alanlarla ilgili interneti kullanan, dostluklarında sınırlayıcı, belirleyici özellikleri olan, sırlarını paylaşmayan insanlarla sosyalleşebilen kişilikleriyle her zaman ön planda olacaklardır. Daima hareketli olmak yaylar için büyük önem arz ediyormuş. Onlar için sosyallik hayatın anlamını eşit noktada ilerlediği için onlar sosyalliğin dışında bir hayatı, izole bir hayatı hiçbir zaman kabul edemeyeceklerdir. Oğlaklar gizemli olmayı tercih ederken sosyal medyada, sosyal ağlarda farklı kimliklere bürünmüş gizemli insanlar farklı düşüncelerini ifade ediyorlarsa gizli kimlikleriyle Oğlak Burcu olduklarının ipuçlarını verebilirler bizlere. Kovalar için gece hayatı vazgeçilmezmiş. Kova insanlarına geldiğimizde ise onlar karşı cinsle ilişkilerinde daha sosyal olmakla birlikte farklı insanları tanıyıp farklı kimliklere bürünerek insanların aklından geçeni öğrenme noktasında ekstra bir çaba gösterirler ama dostluklar, arkadaşlıklar ve gece hayatı onların sosyallik anlayışının bir parçası haline gelecektir. Balıklarsa daha çok iş hayatında sosyal olmayı tercih ediyorlarmış. Onlar akraba ilişkilerinden arkadaşlık ilişkilerine kadar çok küçük yaştan dostluklarını hayatlarının ileriki yaşlarına taşıyan başlı başına sosyal insanlar olarak duygusal konular hariç iş ilişkilerinde daha sosyaldirler diyebiliriz.